Evet. Yanımda biricik kuzenim Buket var. Kendisi şu an San Francisco State University'de değişim öğrencisi. Biz neredeyiz? Big Sur State Park içinde olan Pfeiffer Beach'teyiz. Aslında buraya zar zor yetiş. Normalde burası sunset'ten sonra kapanıyor. Burada çok güzel bu arkanızda gördüğünüz kayalıklar arasından güneş batmaları falan oluşuyor. Biz onu kaçırdık. Şimdi de dedik ki ne yapalım o zaman, bari video çekelim. Buket ilk defa Monterey, Carmel ve Big Sur'a gelen bir insan olarak ben Buket'e soruyorum. Ne düşünüyorsun Buket'cim? Bu geldiğimiz yerler hakkında sırayla, mesela önce biz Carmel'i gördük. Carmel şehrini gördük. Ne düşünüyorsun mesela? Carmel nasıldı sana? Ya, çok güzeldi. Hani küçük bir kasaba gibi, Bodrum'u anımsattı bana. Çok tatlı bir yerdi. İnsanlar böyle köpekleriyle koşuyor falan. Kimisi kamp gibi yatıyor böyle. Yani benim çok hoşuma gitti. Evet, çok relax, hani güzel bir yer. Ama farklı olarak Bay Area, yani Körfez bölgesi dediğimiz San Francisco, San Jose, Silikon Vadisi'nin olduğu yerde yaşadığımız için orada da genelde sahil şeritleri falan daha böyle kirli ve böyle hani daha rahat, böyle sakin yerler biraz daha zor buluyorsunuz. Carmel o açıdan güzel, bir de renk olarak da çok güzel. Okyanusun rengi çok güzel. Konuştuğumuz yine bir şeyler oldu hani böyle. Hani Türkiye, işte Ege, ah be Ege, ah be Ege, bir de şey, mesela Mersin'i çok seviyor, Mersin'e gidiyor arada bir. Yani orada işte teyzemler falan da var. Orayla karşılaştırıldığında mesela ayağımızı suya soktuk, yürüdük. Nasıldı sence yani böyle? Çok soğuktu. Buz gibi. Okyanus çünkü yani çok soğuk. Ya bunun, bunun diğer bir sebebi yani hem okyanus olduğu için. Bir ikinci sebebi de bu Pasifik Okyanusu'nda kuzeyden soğuk akıntı geliyor. Bu soğuk akıntı ve sebebiyle bu şerit boyunca nem de oluşturuyor. Yani nem yok, nemsizlik güzel bir şey. Mesela ben San Jose sahil kenti, işte San Francisco'da öyle. Hatta LA ve San Diego'da öyle. Olduğu halde nem çok az. Hani bilmiyorum, yüzde olarak veremeyeceğim şimdi ama az. Yani gerçekten az. Ama mesela diğer tarafta Florida'ya gittiğimizde falan çok yüksek nem oranlarından bahsediyorum. Ben gitmedim. Giden arkadaşlar söylüyor. Antalya'da yaşayan bir arkadaşım bu şekilde bahsediyordu. Peki Carmel'de hani en çok senin daha çok dikkatini çeken şeylerden, hani mesela gittik orada bir bakery'de oturduk, çay içtik, kahve içtik, bir şeyler yedik. O yapılar nasıldı? Sana Avrupa'yı anımsattı mı? Sen çünkü bana bir şey dedin ilk birer girmez. Evet, İtalya çok benziyor. Yani evler falan bana biraz İtalya'yı hatırlattı. Bence oraya da benzetmeye çalışmışlar. Hani biraz İtalya'ya benziyor, bir otel var. Yunanistan'a benziyor biraz. Böyle mavi beyazlı. Evet evet. Orada zaten oradaki yapıyı ben hep her gördüğümde Bodrum'daki evlere hem benziyor. Çünkü yani biraz daha böyle beyaz taş ev tarzı. Aynı zamanda işte zaten Yunanistan'daki Mykonos'ta falan gördüğün tarzında mavilik, böyle mavilik de kalmışlar. Çok şirin yerler ama benim en çok diğer bir hoşuma giden şeyler de öyle güzel evlerin yanlarında böyle güzel güzel rengarenk çiçeklerin olması falan. Yani böyle çok tatlı çiçekler falan var. Güzel hediyelik eşya yapan yerler, şunlar, bunlar. Böyle garip garip dükkanlar var. Hatta Türk halıları, Türk takıları, tabakları, lambaları satan dükkanlar da var. Türk halıları, işte Türk ürünleri, böyle hatta şey, Buket dedi ki, abi dedi şeye geldi sanki. Kapalı çarşıya gelmiş gibi olduk dedi de. Yani gerçekten de öyle bir hissettiriyor. Küçük bir yerde, hani böyle turistik olduğu için sanırım, hani küçük bir yerde 4 tane falan Türk, hatta 1-2 tane de restoran var sanırım. 4-5 tane böyle Türk yeri var. Bu arada pardon, çok özür dilerim, buyurun. Bahsetmeyi unuttum. Carmel'in ilk başkanı Clint Eastwood. Clint Eastwood'u biliyorsunuz zaten, ilk ötü çirkinden ünlü aktör ve yönetmen. Kendisi ilk başkan olduğunda 1980-70-60 küsürlerden bir tanesi de ilk başkan olduğunda şey yapıyor. İlk getirdiği yasa dondurmayı yasaklatmak oluyor. Sebebi de
Carmen sokaklarına, caddelerinde dondurma eriyip düşüyormuş, sokaklar kirleniyormuş diye. Garip bir şey yani, ilginç. Daha sonra tabii kaldırılıyor. Daha sonra ne yaptın? Bixby Bridge'e gittin. Bixby Bridge nasıldı sence? Çok güzeldi. Oradan ama paraşüt yapmak sakıncalı sanırım. Evet. Sen hoşlaşmadın. Sakın yapmayın. Zaten bu kelime ya şuraya bir geç, şurada fotoğraf çekeceğim seni diyorum. Abi oraya geçme sen dedi. Yani ben biraz korkuyorum evet. Öyle şeylerden. Bir de hani sen dedin orada birisi ölmüş, haç koymuşlar falan. Oraya anıt koymuşlar ya. Haç. Ya bilmiyorum orada mı ölmüş. Bence oradan düşmüş adam. Google'da da ben geçenlerde yazmıştım. Oradaki anıt ne anlama geliyor? Hemen şeyler çıktı. Birileriyle ilişkilendirmiş. Orada biri düşmüş galiba. Sonunda da bir yere daha gittik. McAvoy Falls. Nasıl? En beğendiğim yer orasıydı. Çünkü bir anda böyle küçük bir şelale akıyor. Yani çok cennetli bir yer. Masmavi bir koy oluşmuş. Oraya da şelale akıyor. Gerçekten de hani çok leziz bir yer. Yani hani ama hani gidilecek bu dediğim her yere gidilecek saati belirlemeniz lazım. Öğlen saatlerinde genelde daha çok kör edici bir güneş vurması oluyor okyanusu. Ondansa gün doğumu ve gün batımı seçilirse çok daha güzel görüntüler alınabilir. Hani böyle resim olarak işte görsel zevk olarak da aynı zamanda. Yine bu hani şeyde hani bu şey alanda Big Sur State Park içinde daha da gezilecek çok yer var. Biz benim favori lokasyonlarım daha çok bunlar. Bunları bir gördük geldik. Daha sonra da biz Phuket'le bakalım. Point Reyes ve birkaç başka yer falan daha yapmak istiyoruz. İnşallah yapacağız yani, planlarımız da var. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Phuket şu an normalde kendisi İsviçre. İsviçre'de oturuyor, İsviçre'de yaşıyor, ailesi de orada. Zürih'ten, gerçi Amerika'ya ikinci gelişi. Yani yine de şimdi soruyorum, Avrupa'dan, özellikle İsviçre gibi bir yerden bana önceleri söylemişti. Geldiğinde ne hissettin ve sence yani ilk gördüğünde farklar ne? Culture shock olarak bir şey hissettin mi? Kültürel şok olarak bir şey hissettin mi yani? Çok hissettim. Yani çünkü ben Amerika'yı filmlerden, dizilerden tanıyorum. Böyle her yer çok güzel, işte starlar orada yaşıyor falan filan. Sonra ilk geldiğim yer benim San Francisco'ydu. Ve yani ben hayatımda bu kadar çok evsiz görmemiştim. Yani böyle bir şey ben birkaç ülke gezdim, hiçbir yerde görmedim. Hani Türkiye'de de var ama Amerika çok güzel ama hani dünya tarafları da var, bazen unutuluyor. Hani asla İsviçre ile karşılaştırılamaz. Çünkü yani İsviçre hani çok temiz. Çünkü İsviçre bankaları falan yok. Yani. Hayır. Ama İsviçre tertemiz yani. Çok temiz. Daha düzenli. O düzenli, organize, hani politik durumu da daha iyi. Mesela evet. Bugün yine Phuket'ten birkaç bilgi öğrendim ben. Hani biraz daha magazinsel bilgiler. Meğersem Asuman parçası bir kelime ödülü. Aslında Asuman Krause'ye yazılmış. Ne yaptın Asuman derken Asuman onu terk etti ya da artık aldı. Ondan dolayı aslında üzüntüsünü falan ifade ediyor sanırım. Neyse yani aslında biz daha fazla uzun bir video yapmak istiyordum. Hani böyle daha da böyle hızlı davrandık. Farkındaysanız ama yani fakat hem eğer trafoya kum oldu hem benim saçlarım ben şey saç bağım oldu orada unutmuşum arabada oraya buraya savruluyor bu sefer böyle olsun şekerlerim yani tamam Phuket'ciğim artık burada Phuket'ciğim evet. Benimle birlikte biz burada güzel şeyler güzel yerlere gidip güzel belki başka videolar falan işte bu arada Phuket sağ olsun. Ne kadar ayıp, ne yaptın Asuman? Kral beni kırdı.
bir bant sunar.